İnan Bey, dinledik beyefendi. Volkan'ın hali daha kötü. Volkan bu akşam bu programa, bu yayına katılacak durumda olsaydı katılacaktı. Ama gerçekten hala sinir çok bozuk. Çünkü o çok daha içinde yaşadı ve sonrasında yaşadı ve arkadaşlarını, oyuncularının bir kısmını kaybetti. Hiçbir kaybı olmayan ama o sarsıntı yaşayanların hala bunun etkisinde kaldığını söylüyor Selçuk ve gerçekten durum vahim. Nasıl bir şeydir bu? İnsan üstündeki etkisi nedir bunun? Vallahi aslında gördüğümüz gibi bir kere insandan insana çok değişen bir durum ama yani insanın benim de hep sürekli nasıl katlandığını merak ettiğim bir korkudur bu. Ölümle burun buruna gelme hali. Bir de bunu gerçekten dehşetli bir derecede yaşamak. Yani siz bir hastane odasında yatarken yaşadığınız şey başka bir şey. Bütün dünyayla beraber, özellikle de depremin çok enteresan bir psikolojik tarafı var. İnsan dik yürüyen bir varlık olarak bastığı zemin insan için çok önemlidir psikolojik anlamda. Hatta böyle yani sıklıkla bir mesela oturduğumuz sandalye sarsıldığında bile çok ciddi bir tepki veririz. Çünkü biz onun üzerine yükseliyoruz. Yani orası bizim ayağımızı bastığımız sabit yer. O yüzden ben mesela hayatımda çok büyük deprem şimdiye kadar yaşamadım. Birkaç tane Ankara'da, Amasya'da bir orta şiddette bir deprem yaşadım. O oradan pay biçerek mesela kişisel tecrübelerime de baktım. Daha sonra işte literatürde bu tip travmatik vakaların nelere sebep olduğunu incelediğimizde insanın gerçekten dayanmasının en zor olduğu tecrübelerden bir tanesi. Fakat burada şu anda yaşadığımız şey, hani biz jeolojik tarafını falan konuşuyoruz, hocalarım çok güzel anlatıyorlar. Zaten çok sıra dışı bir şey. Yani içinde yaşayan bir insanın kühnüne tamamen vakıf olamayacağı kadar büyük bir şey yaşıyoruz. Ama onun hepsinin içerisinde şu anda en önemli sorun, mesela sevgili Selçuk'tan gördüğümüz aslında durum, deprem anı geçiyor. Onu geride bırakıyorsunuz. Şu anda müthiş bir çaresizlik, yokluk ve belirsizlik içinde olmamız bizi maalesef şu anda çok fazla geriyor. İnsanların en büyük sıkıntısı da şu anda aslında bu belirsizlik. Yani enkaz altında kalan işte hipotermisidir, susuzluğudur, yaralanmasıdır, işte o crash sendromudur ne derseniz. Zaten bir sürü şeyler akut tıbbi olarak yaşanıyor ama... Crash sendromu nedir? Bu işte sıkışmadan kaynaklanan bedende oluşan reaksiyonlar. Bunlar zaten yaşanıyor ama esas olan şu belirsizlik hali ve bir kalabalıkla beraber bu belirsizliği yaşadığınızda bu çok dayanılmaz bir hale geliyor. İnsanlar ne istiyorlar böyle bir durumda? Bir böyle bir figür çıksın, böyle bir şey desin, biz de ona göre zihnimizi bir oryante edelim, bir yola girelim. Şimdi benim gördüğüm açıkçası bizim Türkiye'de çok sık gördüğüm bir şey bu. Bu felakette de maalesef gördüm. Şimdi ekrana çıkan insanlar, uzmanlar her yerde konuşuyorlar. İşte hocalarım ben de izliyorum, çok da güzel anlatıyorlar bir sürü şey ama mesela yetkililer çıkıyorlar. Çok önemli bir eksik var yetkililerde. Kimse üzgün değil. Herkes kızgın. Ve bir kere biz önce bir empati kurmak istiyoruz. Yani empati istiyoruz. Mesela kötü giden bir iş olduğunda, işte bir ayrılık yaşadığımızda niye biz gidip acılı namesi olan müzikleri dinleriz? O bestecinin bizi anladığını fehmederiz. Öyle düşünürüz. Ve o bir iletişim yöntemidir aslında. Hani halbuki moraliniz bozukken neşeli bir şey dinleyin de neşemizi bulalım. Mantıklı olandır. Ama öyle yapmayız biz. Duygudaşlık önemli. Ben mesela bakıyorum şimdi. Bütün yetkililer çatık kaşlarıyla gayet ciddi şeylerle yaptık yapacağız. Dedi, ya deyin ki üzgünüz. Yani çünkü şu anda belirsizlik çok ciddi bir problem. Herkes oturduğu yerde ne olacağını merak ediyor ve eminim yani bu konuda ne kadar bilgili olursak olalım mesela bu masada hani Türkiye'nin bu konuda duayenleri de var. Yani bilmiyoruz ki bir adım sonra ne olacak? Bir daha bir deprem gelecek mi? Şimdi İstanbul işte 20 senedir İstanbul depremi işiyle zaten devamlı söyleniyor. Duyarsızlaştı insanların çoğu buna. Şimdi böyle bir felaketten sonra, böyle bir resimden sonra deprem olmayan yerlerde de büyük bir endişe var. Bizim şu anda çok kompleks bir travmamız var aslında. Bir memleket olarak bir kere yetersizliğin acısını çekiyoruz. Ben bunu açıkçası herhangi bir teknik hazırlık olarak vesaire tartışılabilir konu ama yaşadığımız şey çok büyük. Yani bir insan grubu için çok büyük bir travma yaşıyoruz. Bunu hemen bir günde onarmamız elbette beklenemez ama öbür yandan insanları en azından teskin etme yöntemlerini bilsek ya da daha direkt söyleyeyim. Kamera karşısına geçip konuşan görevliler, bürokratlar, yöneticiler biraz sosyal psikoloji bilse, biraz insan psikolojisinden anlasa ya bizim önce teskin edilmeye ihtiyacımız var. Sonra gerisi gelir, çaresi, yarası sonra sarılır. Şu anda bu büyük bir problem.
Ve aslında bu bir psikolojik liderlik meselesi. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. O yüzden mesela ben bu tip programları, bu tip buluşmaları çok önemli buluyorum. İnsanlar şu anda bu programları aslında tektonik öğrenmek için izlemiyorlar. Mesela bu bilgiler ve o bilgilere sahip insanların yol göstericiliği insanların ruhlarını ferahlatıyor. Bu açıdan çok önemli. Bence şu anda çok önemli bir sağlık programı yapılıyor aslında şu açıdan baktığınızda. Ve hep anlatmaya çalıştık. Ben 10 senedir hayatıma buna adadım. Bilmek aslında iyileştirici bir şeydir. Bu mesela süreçten sonra inşallah bunu atlatacağız bir şekilde. İnsan türünün özelliği bu. Ama mesela şimdi buradaki sorumlu olanlara ne yapacağız? Nasıl bir takibat ve en önemlisi nasıl bir yaptırım? Şimdi devletin varlığı yaptırımla belli olacak olan bir şey. Ve bizim hani yarın bir gün bunların endişesine düşmememiz için insanların şunu bilmesi gerekiyor. Ben bu ihmali yaparsam hayatım kayar. Çok ağır bir ceza yerim. Şimdi Selçuk Şirin Hoca Amerika'da çimlerini biçmeyi unuttuğu için yediği belediye cezasını her yerde anlatıp duruyor. Onu da bir Türk komşusuna bırakmış emaneten. Bak demiş çimleri biç yoksa başımıza iş gelir. Tabii Türk de orada yapmayınca Türk dostumuz. 400 dolar kadar bir ceza yemişler çimleri biçmedikleri için. Şimdi böyle bir yaptırım olduğunda en ufak böyle bir işi bile savsaklayamıyorsunuz. Bizim maalesef barış zamanlarındaki akli yönetimimiz yeterli olmadığı için duygusal kısımda harikayız. Mesela burada şu anda işte sevgili Gökhan'ın, işte Haluk Levent'in vesaire toplum önderi haline gelmesinin en büyük sebebi nedir? Çünkü gerçekten içinde yaşıyorlar, gerçekten üzülüyorlar, gerçekten hani fedakarane, cansiperane çalışıyorlar. Ve biz de şu anda gözümüz onlarda yani. Bir şey deseler de biz de onlara bir katkı versek diye bakıyoruz. Duygusal tarafımız çok yüksek ve kuvvetli. Hakikaten harikalar yaratabiliyoruz ama işler görece yolunda gittiğinde biz rasyonel tarafı kullanmayı yani ne kültürden ne okuldan öğrenemiyoruz. Yok böyle bir şey. Ve bilginin hayatta ne işe yarayacağına dair bir deneyimimiz yok. Yani bir bilgi Celal Şengör bilir, gelir bize anlatır. Biz de onu ne güzel öğrendik. İki muhabbette satarız gibi bakıyoruz. Halbuki bu bilgileri tabiri caizse savaş hazırlık yapacaksınız, barış zamanında hazırlanacaksınız. Şimdi bu ülkenin en önemli sorunu sürdürülebilir bir kritik düşünme kültürü yok. Ve bu olmayınca da ben komşumu, müteahhitimi, orada üreticiyi, satıcıyı kontrol edemiyorum. Doğru soruları soramıyorum. Fayansı, jacuzzisi güzel olunca evi lüks ve güvenli zannediyorum mesela. En basit ve bu kıstasları bu insanlarımıza verme derdimiz olmalı bizim normal zamanda. Bir ev alacağında, bir yere yerleşeceğinde neyi sormalısın, neye bakmalısın? Bütün bu hikaye normal zamanlarda sürdürülebilir bir bilme kültürü olmamamızla çok alakalı. Duygusal tarafımıza Allah zeval vermesin. Harika bir şey. Çok güzel duygusal tarafımız. Ama bir de akılcı tarafımızı besleyebilirsek. Bir sorabilir miyim? O duygusal taraf zarar veriyor mu, vermiyor mu? Sonuçta burada dayanışıyoruz. O sarmalanmayla, o sarmalanmanın getirdiği geçici güven hissiyle sonra diyoruz ki bir daha başımıza bir şey gelse gene dökülür sokaklara, gene yaparız.